Ve şimdi İsa Mesih için muhteşem bir alkış. Her yerden buraya gelmiş olan sevgili dostlarım, burada Rab İsa Mesih'in yüce isminde toplanıyoruz. İman dolu harika bir toplanma bu. Ve evlerinden bizi izleyen herkese seslenmek istiyorum şimdi. Ev işlerinizi bir kenara bırakın ve Rab Tanrı'nın burada sizlere ne diyeceğine dikkatinizi verin. Benim neler söylememi isteyeceğine ve bu en içten varlığınızda inanç oluşturacaktır. Eğer son zamanlarda üzgün hissediyorsanız, moralsizseniz, eğer depresyondaysanız ve sorunlarla boğuşuyorsanız, şimdi Rab'den güç alacaksınız ve yaşamınız bolca bereketlenecek. Belki geleceğiniz şimdi size karanlık görünüyor. Evet Doktor Suarez, ruhsal yaşamımda tamamen kör gibiyim, hiçbir şey göremiyorum. Rabbin bir planı var mı onu da bilmiyorum. Rab benim için ne planlıyor bilmiyorum ve en kötüsü de Rab'be dua ediyorum ama bir yanıt bulamıyorum. Ama bugün Rab hayatınızı kesinlikle bereketleyecek, bundan tamamen eminim. Bugün iyileşen kör bir adamdan bahsetmek istiyorum. İsa Mesih'in dünyadayken yaptığı bir hizmetti bu. Markos müjdesinde yer alıyor ve Yeni Ahit'teki tabii ki 10. bölüm Markos 10:46 aynen şöyle diyor. Sonra Eriha'ya geldiler. İsa öğrencileri ve büyük bir kalabalıkla birlikte Eriha'dan ayrılırken Timay oğlu Bartimay adında kör bir dilenci yol kenarında oturuyordu. 47. Nasıralı İsa'nın orada olduğunu duyunca "Ey Davutoğlu İsa, halime acı" diye bağırmaya başladı. 48. Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de o "Ey Davutoğlu, halime acı" diyerek daha çok bağırdı. 49. İsa durdu. "Çağırın onu" dedi. Kör adama seslenerek "Ne mutlu sana. Kalk, seni çağırıyor" dediler. 50. Adam abasını üstünden atarak ayağa fırladı ve İsa'nın yanına geldi. Ve şöyle devam ediyor. İsa, "Senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. Kör adam, "Rabbuni gözlerim görsün" dedi. 52. İsa, "Gidebilirsin, imanın seni kurtardı" dedi. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti. Kardeşlerim, bize Rabbin sözü vaaz edilmeye başlandığında ne yapıyorsak bırakmalıyız. O anda Rab konuşmaya başlayacaktır ve onun söylediği her şey son derece önemlidir kardeşlerim. Çünkü o mükemmeldir, o kusursuzdur, o babamızdır. Rab Tanrı'nın görüşünde henüz ortaya çıkmamış her şey apaçıktır. Ondan gizli hiçbir şey yoktur. O şeytanın hayatlarımıza saldırdığını bilir ve hayatlarımıza saldırmak için kaç tane kötü ruhun hazırlandığını, şeytanın ne planladığını bilir ama kötü ruhların bu stratejilerini nasıl kıracağınızı da. Rab Tanrı'nın onlara söyledikleri şeylere dikkat etmeyen insanlar çok kötü acı çekecekler. Çünkü Rab konuştuğunda bize ihtiyacımız olan farkındalığı verir. Ve Rabbin aydınlatmasıyla gidip ortalarda bağırıp çağırmanıza, çırpınmanıza, yoğun çabalar göstermenize gerek yoktur. Tam tersine, yalnızca basit bir iman ikrarı yeterlidir. Ve kötülüğün tüm gücü kırılır, böylece yerin dibine gömülür. Ve siz aydınlanırsınız. Ve Rabbin bereketlerini alırsınız. Burada şöyle diyor, Markos 10:46, sonra Eriha'ya geldiler. İsa şifa dağıtmaya devam ediyordu. İsa hep hareket halindedir. Kutsal kitaba bakarsanız, Efendimiz hiçbir zaman durağan değildi. Sürekli dolaşıp şifa dağıtır. Hep hizmete hazır bulunurdu. Hadi yakınlardaki köylere gidelim. Şu kente ya da bu kente gidelim. O bilirdi ki nerede ihtiyaç varsa oraya gitmesi ve Rabbin bereketini ulaştırması gerekliydi. Çoğu zaman bunu biz yapmayız. Bazı insanlar gidip cezaevinde tanıklık vermeye çağrılırlar. Derhal Rabbin sesine kulak vermelidir onlar. Hayatlarına adamalıdırlar. Rabbin sözünü mahkumlara ulaştırmak için. Bazıları hastane hizmetine çağrılır. İhtiyaç sahibi birçok kişi için. İlahi şifaya ihtiyaç duyanlar için. Birçoklarının hiç iyileşme umudu kalmamıştır ama Rabbin çocuğu oraya gidip aralarına iman tohumları ektiğinde hayatlarında iyi şeyler olacağı kesindir. Rabbin çocukları olarak eğer önümüzde bir kapı açılırsa her alanda belki bir şirket, belki bir sosyal topluluk ya da başka bir alan yaşamlarımızı hazırlamalıyız. Her zaman hazırlıklı olmalıyız. Ve o çağrıya uymalı. Kardeşler, Rab beni gerçek bir peygamber yap. Adımlarımı yönlendir demeliyiz. Sözcüklerimi kullanacaksın. Işığınla yolumu aydınlatacaksın. Her zaman tam olarak bulunmam gereken yerde ve tam olarak istediğin zamanda bulunmama yardım edeceksin. Böylece Rab adımlarımızı yönlendirecek ve ağzınızı her açtığınızda insanlara çözümler getiren biri olacaksınız. Sorunlarla boğuşan insanların arasındaysanız, eğer bir aileyle görüşüyorsanız, şeytanın zarar vermeye çalıştığı bir aileyle, Rabbiniz Tanrı'dan duymayı isteyin ve o aile için gerçek bir bereket olacaksınız. Hayatımızda hiçbir şey tesadüfen olmaz. Şeytan sizi ayartmaya başladığında, korkutmaya çalıştığında, çekingenlik aşıldığında ve hatta insanların en çok yanlış yaptığı şeylerden size bir karışım sunsa bile hep hatırlayın.
Sizin farkında olmanız gerek. Siz Rabbe ait bir insansınız. İsa Eriha yolundaydı. İsa orada yapması gereken şeyi yaptı. Şimdi hep birlikte Markos 10:46'ya bakalım. Sonra Eriha'ya geldiler. İsa öğrencileri ve büyük bir kalabalıkla birlikte Eriha'dan ayrılırken Timay oğlu Bartimay adında kör bir dilenci yol kenarında oturuyordu. Bugün yol kenarında oturan bir sürü insan var, yalvarıyor. Müjdeyi duymuş olan, Rab tarafından bereketlenen akrabaları, aile üyeleri var. Rabbin iyileştirdiği akrabaları var ama kendileri henüz uyanmamışlar. İhtiyaçları olan şeyin farkında değiller. Onu kabul etseler, İsa Mesih'in hayatlarında yapabileceği şeylerin farkında değiller. Yol kenarında öylece oturuyorlar. İsa Mesih'i seviyorlar. Onu hiç eleştirmiyorlar. Başkalarına kiliseye gitmelerini, sıkıntılarının çözüleceğini bile söylüyorlar. Ama kendi çözülmesi gereken sorunlarının farkında değiller. Ve insanın en büyük sorunu Rabbi tüm yüreğimiz ve ruhumuzla izlemememizdir. Çünkü bu dünyayı Rabbi %100 birlikte olmadan terk edersek başka bir şansımız daha olmayacak. Sonsuza dek kayıp olacağız ve hiç yalan söylememiş olan İsa Mesih dedi ki, karanlığın egemenliğinde helak olan insanlar sonsuza kadar ağlayacak ve dişlerini gıcırdatacak. Ve o kalabalığın içinde eminim ki birçok sıkıntısı olan insanlar bulunacak. Tıpkı kilisedeki gibi. Birçok insan, sanmayın ki şu an etrafınızdaki insanların hiçbir problemi yok. Orada iflas etmiş, üzerlerine yağmur gibi borç yağan insanlar olacak. Evliliklerinde sorunlar yaşayan insanlar. Oradaki insanlardan kimisi madde bağımlılığı yaşamış, kimisi kişilik sorunları yaşamış. Her türden ve her şekilden sorunları olan insanlar var. Ama onlar İsa Mesih'e yakarmışlar. İsa Mesih yanlarındayken İsa Mesih'e yakarmışlar ama Bartimay o an bunu fark etti ve dedi ki ya şimdi ya hiçbir zaman ve yalvarmaya başladı. Ve siz de yakarmaya başlayınca emin olabilirsiniz ki kötü güçler Rabbe ait olan insanları bile kullanmaya çalışacaktır. İmanlarını azaltmaya çalışacak, bereketlerinden vazgeçmeleri için ve birçoğu onu azarlamıştı. Sus kör adam, kim olduğunu sanıyorsun? Seninle ilgileneceğini mi sanıyorsun? Evet, seni duyacak. İsa her adamın ve kadının yakarışını duyar. O hem yetkili pozisyonlarda olanlarla hem de hiçbir şey olmayanlarla ilgilenir. Kendi hayatlarını yürütemeyenlerle bile dibe vurmuşlar, dışarıda kalmışlarla. Şu anda beni izleyen birçokları gibi Doktor Suarez, hayatım kontrolden çıktı. Kaderimi ben yazmıyorum, hareketlerimi ve hayatımı şeytan kontrol ediyor. Sevgili dostum, yalnızca yakarmalısın çünkü İsa Mesih seni duyacak ve sana laf edenleri kafana takma. Onlar yalnızca şeytanın kullandığı piyonlar. Eğer biri gelip içinde yeni kıvılcımlanmış, hayatını aydınlatmaya başlamış zayıf iman alevini söndürmeye çalışırsa hiç oralı olma. Eğer Rab senin en içteki varlığına dokunduysa ve İsa'nın sana cevap vereceğini hissettiysen %100 emin olabilirsin ki İsa yakarışını duyacak. Tek bir istisna bile yoktur ki İsa Mesih duymasın. Sizi her zaman duyar ya da cevaplamasın. İnsanlar Rabbin gücünün harekete geçtiğini gördüğünde fikirleri değişir. Hem de tamamıyla değişir. Rab yanımızdan geçerken aynen böyle davranmamız, aynen Bartima gibi davranmamız gerek. İsa, İsa Davutoğlu, sus, vazgeç bundan. Ama kör adam ne yaptı? O orada ne yaptı? Evet, gerçekten de vazgeçeyim. Hayır. Markos 10:48'de şöyle diyor. Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de o, ey Davutoğlu, halime acı diyerek daha çok bağırdı. İnsanlar dualarınıza cevap gelmeyeceğini söylerse daha fazla dua edin. İnsanlar bereket almaya hakkın yok derse kardeşim yakarmaya devam et. Çünkü bunu yapan şeytan bereketini çalmaya çalışıyor. Değersiz biri ya da hiç kimse olduğunu mu düşünüyorsun? Hiçbir değerin olmadığını mı? Yüreğine bu düşünceleri yerleştiren şeytan. Eğer hiçbir değerin olmasaydı Rab seni bu dünyaya asla getirmezdi. Sana yaşamını veren Rab Tanrı'dır. Hiç kimseyi diğerinden önemsiz yapmadı. O her birimizi eşit kıldı. Ve sadece ona hesap vereceğiz. Çünkü kimseyi diğerinden üstün yaratmadı. Dünyanın en başarılı insanı sayılan kişi bizim yaşadığımız hayatın aynını yaşıyor. Bizim gibi uyumak zorunda. Herkes gibi yemek yemek ve tuvalete gitmek zorunda. Hepimiz aynıyız kardeşim. Aramızda hiçbir fark yok. Bizi önemsiz hissettiren kişi şeytandır. Ama Doktor Suarez, önemsiz hissediyorum. Korkak davranmayı bırak kardeşim. Büyü ve gidip bereketini al. İnsanların gözlerine bak ve insanların saygısını kazan. Zorla değil, bunu yapabilirsin. Sadece varlığınla, zafere yürüyüşünle ve aldığın bereketlerle. Ve o daha da güçlü bağırdı. Markos 10:48'de şöyle diyor. Ey Davutoğlu, halime acı. İsa'ya yakarmalıyız. Başka kimse de çare aramayın. 49'da ise şöyle diyor. İsa durdu. Çağırın onu dedi. Bu inanılmaz bir şey. Yeryüzünün ve gökyüzünün yaratıcısı kör bir dilencinin yakarışını duyup duruyor. Yerin ve göğün yaratıcısı her zaman duracak. Yakarışımı ve yakarışını duyup duracak. Kardeşim emin ol onun için daha önemli olan hiçbir şey yok. Tüm ilgisini senin yakarışına yöneltti ama
Ben kimim ki Doktor Suarez? Hayır, sen Rabbin olmanı istediği şeysin. İnsanların gözünde çok önemli bir pozisyonda olmayabilirsin ama Rabbin gözünde emin ol ki çok önemli bir yerdesin. Asla unutmaman gerekir. Göklerin ve yerin yaratıcısı, evrende var olan her şeyi yaratan Tanrı, kör bir adamın yakarışını duyunca durdu. Adam yalvarıyordu. Yol kenarında oturmuş yalvarıyordu. Bu nasıl olabilir? Çünkü o kör adam inanıyordu. İnananlar asla vazgeçmez. İnanan insanlar yakarırlar. İnanan insanlar yalvarırlar. Evlerinde olanlar şimdi Rab'be yakarmaya başlayabilirler. Rab içinden geçtiğimiz bu durumları sona erdirmek istiyor. Harika şeylerin olması için Rab'be inanın ve ona yakarın. Kardeşim, Rab, Tanrı her zaman karşılığını verir. Yüreğinizdeki imanı ödüllendirir. O imanı kör Bartimay'ın yüreğine ekmişti. Onun yakarışını duyup durmuştu. Rabbin sana verdiği iman nedeniyle Rab duracak ve bütün dikkatini sana verecektir. Sen yeter ki yakar. Markos 10:49. İsa durdu. Çağırın onu dedi. Kör adama seslenerek ne mutlu sana. Kalk, seni çağırıyor dediler. Bazıları ona yakarmayı bırakmasını ve susmasını söyledi. Bazıları da ona kalkmasını söylemeye gönderildi. Size yakarmayı bırakmanızı söyleyenleri önemsemeyin. Unutun onları ve size ayağa kalkmanızı söyleyenleri dinleyin. Peki adam ne yaptı? Abasını üzerinden attı. Bugün kör insanlar baston kullanıyor. O zamanlar aba giyerdi tanınmaları için ve adam o abayı çıkarıp attı. İhtiyacım yok artık dedi. Ve efendisine doğru yürümeye başladı. Ayette ne diyordu? Ayağa fırladı ve İsa'ya geldi. İhtiyacınız İsa'ya gitmek. Bu sözü iyi anlayın. İsa ile karşılaşana kadar hayatınızda şeytan hakimdir. İsa'ya geldiğiniz gün şeytan egemenliği sona erecek. Ve adam İsa'ya geldi. Markos 10:51. İsa, senin için ne yapmamı istiyorsun diye sordu. Kör adam, Rabbuni, gözlerim görsün dedi. Rabbe dürüst olun. Rabbi arıyorsanız yüreğinizde ihtiyaç duyduğunuz belli bir şeyi karşılayacağına inandığınız için onu arıyorsunuz. Kafanızdakini değiştirmeyin. Size söylediği her şeyi yapacaktır. Listeyi bir anda artırmaya çalışmayın. Rab, senden beni kurtarmanı, oğlumu iyileştirmeni, kızıma şifa vermeni, babam, annem, karım, kocam, hayatımı yenilemeni istiyorum. Bu berekete kavuştuktan sonra başka bir şey isteyebilirsiniz. O adama verilmiş iman böyleydi. Rab ona merhamet etti çünkü adam görmek istedi. Ve İsa Mesih'e geldiğinde zengin olmak istiyorum demedi. Güçlü bir kral olmak istiyorum demedi. Bütün bunları istemedi. Sadece görmek istiyorum Rab, görebilmek istiyorum dedi. Bunu dedikten sonra ne oldu ona? Efendim, gözlerim görsün. Markos 10:52. İsa, gidebilirsin, imanın seni kurtardı dedi. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti. Buraya dikkat edin. İmanın seni kurtardı. İyileşeceğine inanıyor olman. Rabbin sözüne ikna olursan bu seni iyileştirecektir. Bu seni yerden kaldıracaktır ve bu şimdi hayatında gerçekleşiyor. Bu inancı dünyadaki hiçbir şeyle takas etme. Ve bu inancı başka şeylerle kendi arzularınla karıştırma. Madem Rab'le konuşma şansına sahip oldum, ondan komşularımı buradan başka bir yere götürmesini de isteyeceğim. Çünkü çok sorun çıkarıyorlar. Buna benzer talihsiz şeyler söylemeyin. Söz ettiğiniz imanı kullanarak Rab'den isteyin. Şeytan şüphesiz hayatınıza müdahale etmeye çalışacaktır. Ama o zaman Rab size daha çok iman verir başka bereketler için. Rab, bunu ve şunu da istiyorum. Rab'bin sözü aracılığıyla edindiğiniz iman size mucizeler getirecek. Bu iman sakat bir bacağı tamamıyla normale döndürebilir. Bu iman sizin fazla yağlarınızdan kurtulmanızı sağlayabilir. Belinizde ya da başka bir yerde fark etmez. İmanla Rab gözleri açar. Maddi olarak zenginleşeceğim, kutsallaşacağım, şöyle ya da böyle olacak. Bu bereket gelecek ve Rab sizi çağırdığında dürüst ve kararlı olun. Rabbin sizin vereceğini hissettiğiniz şeyleri isteyin. Efendim, gözlerim görsün. Markos 10:52. İsa, gidebilirsin, imanın seni kurtardı dedi. Adam o anda yeniden görmeye başladı. Huzuruna geldiğiniz zaman size Rabbin verdiği iman sizi zaten kurtaracak, iyileştirecek ve özgürleştirecek ve anında gözler görmeye başladı. Peki sonra ne yaptı? Hoşça kal İsa. Hayır. Ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti. Yaşayan bir tanıklık oldu. Diğer kör insanlara anlatacaktı. İnanabilirsin sevgili dostum. Ben de senin gibi bir dilenciydim ama İsa beni iyileştirdi. Dinle felçli kardeşim, benim gözlerimi açtıysa senin bacaklarını neden iyileştirmesin? Rab bizden bunu yapmamızı istiyor. İsa'yı izlemeye başlamamızı istiyor ki Rabbin bereketlerini alabilelim. Çünkü başkalarına önderlik edenler, onları doğruluğa götürenler şüphesiz sonsuzluk boyunca parlayacaklar. Gökteki yıldızlar gibi sonsuza kadar. İsa Mesih adında. Kardeşler, şimdi dua etmek istiyorum. Doktor Suarez, gerçekten iyi hissetmiyorum. Sanki şey gibi, hani başım dönüyor, kafam bulanıyor, duaya ihtiyacım var. Kaç kişinin ağrısı var burada? Elinizi kaldırın lütfen. Çünkü Rabbe sizin için yakaracağım.
Birçok kişi, bulunduğunuz yerde ayağa kalkın. Rab'den size dokunmasını isteyeceğim ve şimdi bizleri evlerinden seyreden insanlar, Rab'bin müdahale etmesine ihtiyaç duyanlar, Rab'bin yardımına ihtiyacınız var. Doktor Suarez, kaybetmiş hissediyorum. Her şey bitmiş gibi. Ruhunuzda bu acıyı hissediyorsunuz, kalbinizde ya da bilmiyorum. Gerçekten yardıma ihtiyacınız var. Rab şimdi ihtiyacınız olan yardımı size ulaştıracak. Bugün her zamankinden biraz daha farklı dua edin. Rab gelip hayatınıza şifa verecek. İmanla dua etmelisiniz. Şimdi sağ elinize bakın ve buna inanın. Sevgili Rab Tanrım, İsa Mesih'in adında. Rab, bu insanlar sana ellerini uzatıyor ve istiyoruz ki gel ve bu ellere dokun. Kendi elini ver. Gücünü ve mesedişini, şifa gücünü, kurtarma gücünü, harikalar ve mucizeler yaratma gücünü, yenileme gücünü ve şeytanın yaptığı her şeyi kırma gücünü Rab. Bu yaşamlarda İsa Mesih'in adında. Amin. Amin. Elinize başınıza koyun şimdi. Tüm varlığınızı kutsayın. Başınızı eğin ve gözlerinizi kapatın. Baba, buradayım. Burada bulunan her bir insan için huzurundayım. Hayatlarında sıkıntıları olanlar, fiziksel sorunları olanlar, duygusal sorunlar, hayatta kendilerini kaybolmuş hissedenler için Rab. Onlar kendilerini hayatın dışında hissediyorlar. Rab, güvende hissetmiyorlar sevgili Rab ve ahlaken çökmüş durumdalar Rab. Rab, bu insanların yaşamlarında tam bir kurtuluş istiyorum. Sorunun ne olduğu önemli değil. Meleklerini bu yaşamların üzerine gönder Rab. Evlerinde dua edenlerin üzerine de Rab. Hastanede, hasta yataklarında dua edenlere, nerede olursa olsunlar sevgili Rab, gel ve tüm gücünle çalış. Rab, senin bana verdiğin ruhsal yetkiyi kullanacağım ve bu senin yüceliğin içindir. İsa Mesih'in adında müjdenin bir hizmetkarı olarak şimdi şeytanın bütün gücünü kırıyorum Rab. İsa Mesih'in adında senin yüceliğin için buradayım. Senin için bu insanlar şifa bekliyor, senden şifa bekliyor Rab. Onlara yardım et. Şimdi şeytanın tüm gücünü kırıyorum ve hastalık kaynağı tüm kötü ruhlara emrediyorum. Tüm kötü hastalık ruhları, bu adamı bırakın, bu kadını bırakın, tüm bu insanları bırakın şimdi. Acınızı alıp gidin buradan. Tüm içerlemelerinizi, tüm acıtan hislerinizi alın. Tüm melankolinizi ve depresyonunuzu alın. Tüm ıstırabınızı alın. Şu anda bunu size emrediyorum. Bu insanların hayatlarını terk edin. Şu anda burada ya da evlerinde olan insanların nerede olursa olsunlar bu hayatları terk et. İsa Mesih adında seni övüyoruz İsa ve teşekkür ediyoruz. İsa Mesih'in adında Rab size istediğiniz tüm şifayı verecek. Şükürler olsun İsa. Bu mutluluk bugün tüm hayatlarda görmek istediğimiz mutluluk. Alkol, madde ya da başka kötü şeylere bağımlı ve esir olmuş tüm hayatlar. Çünkü İsa bizi iyileştirir. Bartima'yı iyileştirdi, seni de iyileştirebilir. Dünyadaki her insanı iyileştirebilir. İsa Mesih'e güvenen ve dayanan herkesi. Lütfen şimdi hepinizden ayağa kalkmanızı istiyorum. Çünkü sizin için dua edeceğim kardeşlerim. Rab, bugünlerde hayatlarımızda muhteşem şeyler yapıyor. Şimdi ben dua edeceğim. O yüzden lütfen hepiniz ayağa kalkın. Başınızı eğip gözlerinizi kapatın. Rab harika mucizeler yapacak ve birçoklarını özgürleştirecek. Sevgili Rabbim, sevgili Baba, şimdi burada duruyorum. İsa Mesih'in adında, kutsal huzurundayım. Bu insanlara yardım etmek için Rab. Benimle birlikte karşı karşıya oldukları sıkıntılardan kurtulmak için dua edenler için. Kutsal sözünde söylediklerine inanıyorum Rab. Kutsal sözünde öğrendiğim için biliyorum ki Rab çoğu zaman biraz gecikebilir çünkü imanla yürümeliyim. Sabırlı ve azimli olmalıyım. Bu insanlara vermeni istediğim şey şu Rab. Buna inanıyor ve gerçekten ihtiyaçları var. Çok ıstırap çekiyorlar, çok baskı altındalar. Onlar sevgili Rab senden gelmeyen isteklerin kontrolü altındalar. Ama baba biliyorum ki senin tüm bu acıları şu anda sona erdirmeye gücün var. Ve şeytanın verdiği bu korkunç hasarı telafi etmeye sevgili Rab. Tüm hayatları bataklığa doğru gidiyorken, her yandan saldırı altındayken eskiden gayet neşeli ve kararlı kişilerdi. Ama şimdi çökmüş ve çaresiz hissediyorlar. Ama Rab, sen bu insanların hayatlarını şu anda iyileştireceksin. Sevgili kız ve erkek kardeşlerim, şimdi sizinle bu ruhsal savaşta birlikteyim. Şimdi inanabilirsiniz. Şu anda Rab tarafından bereketlenmeniz için dua ediyorum. Çalıştığınız yerde, şirketinizde, evlilik ilişkilerinizde, üvey kızınız için, üvey oğlunuz için Rab onları bereketlesin. Oğullarınız ve kızlarınız ve sizlerin Rabbin bereketlerini almanız için Rabbin Tanrı'nın bir hizmetkarı olarak tam şu anda karanlığın bütün güçlerini kırıyorum ve diyorum ki şeytan, senin zamanın doldu. Artık geri çekileceksin. Sana ait olan ne varsa alıp gideceksin İsa Mesih adında. Mucizelere inanır mısınız? Olerera fisgo assim, não conseguia enxergar nada. Na escola todo mundo zoava comigo, não tinha jeito, eu tive que sair da escola. Era pra dentro seus olhos.
Um pra cá e o outro pra lá. Não consegui enxergar nada. Olha que bonito, pessoal. É, Jesus. Que bonito. Que coisa linda, pessoal. Que bonito. Esse Jesus é lindo. Como é que é o seu nome? Marcelo. Marcelo, você tá curado, Marcelo. Tá chegando bem agora? Televizyon kameralarının göz önünde bu mucize gerçekleşiyor. 40 yıldır binlerce kişi, on binlerce kişi Doktor Suarez'e koşuyor. Dua ediyorlar. Rabbin gücüyle şifa buluyorlar. Mucize buluyorlar. Ve milyonlarca kişi buna şahit oluyor. Doktor Suarez'le mucizeler gerçekleşiyor. Rab gücünü gösteriyor. Buna siz de sahip olabilirsiniz. Gelin ve izleyin. Gelin, mucizenizi alın.